Kel beradan bugüne kadar kaybettiğimiz bütün canlar için bir dakika saygılı sıralar. Asım Bezirci. Yaşıyor. Asaf Koçak. Yaşıyor. Ahmet Özgür. Yaşıyor. Asuman Sivri. Yaşıyor. Yasemin Sivri. Yaşıyor. Behçet Aysan. Yaşıyor. Belkıs Çakır. Yaşıyor. Halina Kuana. Yaşıyor. Edibe Sulari. Yaşıyor. Erdal Ayrancı. Yaşıyor. Serpil Canik. Yaşıyor. Gülender Akça. Yaşıyor. Gülsün Karababa. Yaşıyor. Handan Metin. Yaşıyor. Hasret Gültekin. Yaşıyor. Huriye Özkan. Yaşıyor. Yeşim Özkan. Yaşıyor. İnci Türk. Yaşıyor. Menekşe Kaya. Yaşıyor. Koray Kaya. Yaşıyor. Mehmet Altay Atay. Yaşıyor. Serkan Doğan. Yaşıyor. Metin Alto. Yaşıyor. Muammer Çiçek. Yaşıyor. Muhlis Akarsu. Yaşıyor. Muhibe Akarsu. Yaşıyor. Murat Gündüz. Yaşıyor. Nesimi Çimen. Yaşıyor. Nurcan Şahin. Yaşıyor. Özlem Şahin. Yaşıyor. Sait Metin. Yaşıyor. Sehergül Ateş. Yaşıyor. Uğur Kaynar. Yaşıyor. Pir Sultan Abdal. Yaşıyor. Pir Sultan Abdal. Yaşıyor. Pir Sultan Abdal. Yaşıyor. Anıları mücadelemize ışıldatmaya devam edecek. Faşist ve şeriatçı kuşatmaya karşı layık ve demokratik cumhuriyet için halkımızı 2 Temmuz'da alanlara çağırıyoruz. İnsanlık tarihinin belki de en korkunç katliamlarından biridir 2 Temmuz Sivas Madımak katliamı. Bu topraklarda direnci simgesi ve Alevi inancının temel direklerinden biri olan Pirimiz Pir Sultan Abdal'ı anma etkinliklerinin dördüncüsünün düzenlendiği Sivas'ta, Semah dönen gençlerimiz, yazarlarımız, sanatçılarımız, aydınlarımız, 33 canımız, yani aydınlık geleceğimiz 2 Temmuz 1993 Cuma günü Madımak Oteli'nde vahşice katledildi. Bu vahşi katliamın üzerinden 31 yıl geçti. Acımız ilk günkü kadar taze, öfkemiz ise her geçen gün katlanarak büyüyor. 31 yıl boyunca demokrasiyi, laikliği, cumhuriyeti, çağdaş değerleri ve Anadolu halklarının bir arada yaşama arzusunu hançerlemeyi hedef alan bu katliamın hesabı verilmemiş, adalet sağlanmamıştır. Sivas'ta katledilen 33 canımızın aileleri, dostları ile derneğimizin 31 yıldır yürüttüğü adalet mücadelesi bir karşılık bulmadı. 31 yıllık hukuk mücadelesinde adeta ailelerimiz, Alevi örgütleri ve vicdanlar yargılanmıştır. Bu süreç içerisinde yaşam mücadelesi veren devrimci hasta tutsaklar ölüme terk edilirken Ahmet Turan Kılıç, Hayrettin Gül gibi Madımak katilleri affedildi. Firari 3 sanık Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş hakkında devam eden son davada 30. yılında zaman aşımına uğratıldı. Değerli canlar, değerli basın emekçileri, Madımak katliamı bir Alevi katliamıdır. Ve başta ailelerimiz olmak üzere Pir Sultan Abdal örgütlülüğümüz ve tüm Aleviler olarak bu mahkeme kararını tanımıyoruz. Herkes bilmelidir ki Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş zamansız suçlardan biridir ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Yaşadığımız onlarca sorun, derin yoksulluk, derin kriz, buna bağlı olarak gelişen umutsuzluk, çaresizlik, işsizlik, açlık, intiharlar, ne kadar olumsuzluk var ise hepsinin ana nedeni olan tekçi, katliamcı, Türk İslam ve erkek egemen sistem ve bu sistemin yürütücüsü siyasal iktidardır. Artarak devam eden kadın cinayetleri bu iktidar anlayışının eseridir.
bu iktidara ve maruz kaldığımız antidemokratik uygulamalara karşı birleşmek zorundayız. Faşist ve şeriatçı bir abluka altında yaşamak istemiyorsak layık ve demokratik bir cumhuriyet için ortak mücadele etmeliyiz. Bu mücadelenin en büyük buluşma noktalarından biri 2 Temmuz'dur. 2 Temmuz'da yine var gücümüzle Sivas Madımak Oteli önünde olacağız. Ayrıca Ankara Tandoğan Meydanı başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında alanlara çıkacağız. Bu davanın hem demokratik örgütleri, hem aileler, hem savunma görevini yapan arkadaşlarımız tarafından kararlılıkla yürütülmüş olmasının değerli olduğu inancındayım. Biz biraz önce başkanım da ifade ettiği gibi icra ettik davada. Dedik ki bu olay insanlar karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlar karşı işlenmiş olan suçlarda hem iç hukukumuz yönünden hem uluslararası sözleşmeler yönünden zaman aşımı işlemez. Dünyanın pek çok yerinde işlenen insanlık suçları için uluslararası mahkemeler var ve çok özel davalar görüyorlar. Dolayısıyla Sivas katliam davası da bu büyük evrensel davalardan bir tanesi. Zaman aşımı, devletin adaleti, devletin halilleri, devletin bize, devletin layıklığı nasıl yaklaştığını gösterir. Yol uzun, yol çetin, mahkeme henüz başlamadı, Sivas aydınlatılmadı, zaten Sivas aydınlatılmış olsaydı bu 30 yıl içerisindeki pek çok acıyı Anadolu toprakları bitirmiş olacaktı, çekmemiş olacaktı. Hep söylüyorum, Sivas aydınlatıldığında evet Anadolu bizler için yaşanacak yer olacak. Bütün kendi dokusuyla yaşamak isteyenler için, kadim kültür Aleviler için yaşanacak yer olacak. Özellikle Alevi Kültür ve Cemevi Başkanlığı son derece sert bir şekilde üzerimize geliyor. Çok agresif bir şekilde üzerimize geliyor. Lütfen onların ellerini güçlendirecek hareketlerden ya da hareketsizliklerden demek daha doğru. Çünkü bu bir hareketsizlik, bu bir eylemsizlik. Bu 100 yılın değil, belki de 1000 yılın en önemli katliamlarından bir tanesi, en vahşi katliamlarından bir tanesi ve kendisine insan diyen, sol memesinin altından vicdan taşıyan, yürek taşıyan insanlar lütfen hem Sivas'a hem Ankara'daki mitinglerimize destek olsunlar.